Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne yazık ki bugün de kıpkırmızı bir piyasaya uyandık hep beraber. Çok ciddi bir panik havası var. Ben bu paniği dağıtmak adına ne yapabilirim bilmiyorum. Günlerdir anlattıklarıma istinaden sürekli tepkilerle karşılaşıyorum. Ama sadece başlamadan önce şunu söyleyeyim. Birazdan da sebepleriyle anlatacağım. Halen daha ayı piyasasında değiliz arkadaşlar. Halen daha boğa piyasasında bir düzeltmenin içindeyiz. Bunu söylediğimde çok fazla tepki gösteren arkadaş var. Bunu anlayabilmek açıkçası mümkün değil. Yani ayı piyasalarının kendileri için daha iyi mi olacağını düşünüyorlar? Bilmiyorum açıkçası. Ben boğa piyasasındayız dedikçe hayır ayı piyasasındayız diyorlar. Ama ben de ısrarla ne zamanki ayı piyasasına geçersek o vakte kadar boğa piyasasındayız demeye devam edeceğim ve bunları sizlere rasyonel temellere dayandırarak anlatacağım. Erak dedi değil, neden böyle düşündüğümü sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu ayı boğa piyasası dönüşümleriyle alakalı zaten şöyle bir şey var. Şöyle bir realite var. Bir kere her düşüş ayı piyasasını başlatacak bir düşüş olabilir. Dolayısıyla herhangi bir düşüşe baktığımızda her ne kadar o düşüşle alakalı riski sizlere anlatıp bu düşüşle alakalı öngörüde bulunan bir insan olsam da şunu söyleyebilirim ki hiçbir düşüşün bizi ayı piyasasına getirecek düşüş sürecinin başlangıcı olduğunu bilmek ne yazık ki mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ayı piyasasına girmemizin bazı kriterleri var. Ne olduğunda oraya gireriz. Onu da zaten bu videoda sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Tekrardan söylüyorum, motivasyonunuzu yitirmeyin. Şu anda panik yapmayın. Piyasanın trendinde, genel trendinde bir değişiklik yok. Evet, önümüzdeki günler ayı piyasasıyla sonuçlanabilir. Onu kimse bilemez. Ayı piyasasının ne zaman başlayacağını kimse bilemez. Hangi düzeltmenin ona sonuç vereceğini kimse bilemez. Sadece ve sadece biz gördüklerimiz üzerinden evet artık trendde değişiklik var, ayı piyasasındayız diyebiliriz arkadaşlar. Bazıları evet ayı piyasasına gidiyoruz diye bir tahminde bulunmuştur. Bazıları haklı çıkar, bazıları haksız çıkar. Biz ise rasyonel göstergelere göre konuşuruz. Ne olursa ne olacağını anlatırız sizlere arkadaşlar. Hep bunu yaptık. Hiçbir zaman biz bildik demedik. Bildiklerimizde, bilmediklerimizde veya hata yaptığımızı düşündüklerimizde burada açık yüreklikle itiraf ettik. Dolayısıyla bu uzunca girizgahtan sonra hemen içeriğime başlıyorum. Dışarıda çekiyorum videomu. Ev oldukça kalabalık arkadaşlar. Çocuklarla falan çok gürültü oluyor. Ama ne yazık ki dışarıda da şu anda çim biçiyorlar. Yazlıktayım. Onun gürültüsü var. Onun da kusuruna bakmayınız. Birazcık yüksek sesle anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle kripto para piyasa değerimizin sonunda 2 trilyon dolar desteğini yitirdiğini görüyoruz. Ayı piyasasına girdik diyebilirler buna bakarak arkadaşlar. Bitcoin piyasa değerinin ise 900 milyar dolara gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Dominans, Bitcoin dominansını incelediğimiz tablonun ama bize söylediği bir şey var ki arkadaşlar. Bu bir kere şu gördüğünüz arkadaşlar, yani dominansta destek alınmışken ve bu destek çok kuvvetli satışlara bağlı çok kuvvetli satışların olduğu bir süreçte gelmiş iken, aynı zamanda birazdan anlatacağım, temel anlamda da gerçekten piyasada bir panik havası yaratan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber var iken, bu dominansın yukarıya bir iğne atıp burada bir tepkiyle karşılaşmış olması bize, belki inanmayacaksınız ama, altcoin'lerin tahmin ettiğimizden daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar onu söylemiş olayım, dominans tarafında izlediğim alanlarda bir değişiklik yok. Şu %52-%53.5 seviyesi an itibariyle dirence dönüşmüş durumda. Günlerdir bizi altında tutmayı başarıyor arkadaşlar. Şu anda bu dominansın normal şartlarda piyasada gerçekten çok büyük bir panik olsa arkadaşlar, yani büyük oyuncular nazarında bir panik olsa gerçekten, bu dominansın böyle bir düşüşte buradan destek bulduktan sonra çok hızlı bir şekilde, yani şu attığı iğne yerine şurada kocaman gövdeler görmemiz gerekir. Hep böyle oldu çünkü ama şu anda bunun böyle olmadığını görmek elbette altcoin yatırımcısı açısından özellikle son derece önemli, pozitif ve aynı zamanda şu anda piyasayla alakalı büyük oyuncular nazarında çok da büyük bir panik olmadığını bizlere gösteriyor. Arkadaşlar total 2 tablosuna
bakınca bu bize dolar bazında altcoin'lerin piyasa değerlerini gösteriyor. Total 2 tablosunda çok uzun zamandır izlediğim bir yükselen trend vardı. Bugün itibariyle çok kuvvetli satışlara rağmen buradan destek bulduğumuzu görüyoruz. Zaten dominansın baskılanması ve buradan destek bulmamız aslında birazdan Bitcoin tarafında anlatacağım. Fiyatta Şubat'tan beri gördüğümüz trendde trendin aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ne o trend? Şubat'tan beri Bitcoin dominansı sürekli desteklerde. Bitcoin satış gördüğünde altcoin'lerde kuvvetli satışlar görüyoruz. Ama Bitcoin toparlanmaya başladığı anda kısa vadeli toparlanmalarda bile altcoin'leri de kendine bağlayıp çok daha hızlı bir şekilde toparlanmalarına vesile oluyor. Ve bu bize altcoin'lerin bu Şubat'tan beridir hep kuvvetli duruşunu gösteriyor aslına bakarsınız. Bütün panik ortamlarında hep bu realiteyi sizlere söyledik. Hep de zaten Bitcoin toparlanmalarından sonraki süreçlerde altcoin'lerde daha kuvvetli toparlanmalar gördük. Şu anda da gördüğümüz farklı bir şey değil. Ama fiyat tarafında uzun uzadıya anlatacağım. Ethereum Bitcoin paritesine de bildiğiniz üzere yatırımcının Bitcoin yatırımcısının doğrudan altcoin'lere dönüp dönmediğini göstermek adına bakıyoruz. Burada da özellikle Mart sonundan beridir çok kuvvetli bir yükseliş söz konusu. Konsolidasyon süreçleri olsa da sürekli yukarı yönlü bir parabolik diyebileceğimiz bir hareket var. Bu da Mart sonundan beridir Bitcoin yatırımcısının doğrudan altcoin'lere girdiğini, zaten bu da altcoin'leri kuvvetlendiren bir faktör olarak karşımıza çıktığını bizlere söylüyor. Onu söylemiş olayım. En son direncimiz önceki tepe noktalarından kaynaklı direncimiz 45.000 seviyesiydi. Üstünde dünkü günlük kapanış geldi. Şu anda buradan destek alıyoruz. Muhtemel hedefimiz burada arkadaşlar 50.000, 55.000 seviyeleri gibi gözüküyor Ethereum Bitcoin paritesine. Gelelim Ethereum dolar paritesine. Ethereum dolar paritesinde dün çok kuvvetli bir şekilde yukarıya tırmandık. Hatta yeni bir zirve yaptık. Artık Ethereum'daki all time high seviyesi, yani tüm zamanların zirvesi seviyesi 2646 seviyesi. Bir dakika şey yapacağım arkadaşlar. Size bazenleri kameram böyle bir problem yaratıyor. Nedenini bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz şimdi. Şurada 2300-2200 seviyesinin üstünden destek bulduğumuzu konuşmuştuk. An itibariyle de altında iğne olsa da bunun üstünde kalabildiğimiz müddetçe Ethereum'da tekrardan yeni zirveler, ki buradaki hedefimiz şu andaki güncel hedefimizin 3000 olduğunu sizlere hep söylüyorum. Arkadaşlar yeter ki Bitcoin toparlansın. Altcoin'lerin çok daha kuvvetli toparlandığını göreceksiniz. An itibariyle de görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz inşallah. Bakalım neler anlatacağız fiyat tarafında arkadaşlar, neden hala boğa piyasasında olduğumuzu düşünüyoruz. Ona gelmeden önce ama mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Ethereum ve Bitcoin hacimlerinin, borsa hacimlerinin 20'şer milyar dolarlara çıktığını görüyoruz. Satış veya yukarı yönlü hareket ne kadar kuvvetli olursa borsalardaki hacimler de o kadar kuvvetli bir şekilde artıyor. Bu bildiğimiz bir gerçek arkadaşlar. Gelelim şimdi Bitcoin tekniğine. Öncelikle Bitcoin tekniğinde kısaca ne konuştuk? Şu anda da nelere dikkat edeceğiz onu söyleyelim. Bir kere şunu söyleyebilirim ki sizlere arkadaşlar, uzun zamandır beni takip ediyorsanız zaten bu alanları sürekli sabit tuttuğumu, sadece ufak tefek bunlarda güncellemeler yaptığımı bilirsiniz. Bu alanlarımda halen daha benim açımdan bir değişiklik yok arkadaşlar. Şurada ki satışlardan sonra bu alanımızın 55.600-55.000 seviyesinin destek olduğunu konuştuk. Birkaç gün destek verdik. Sonradan burada dünden önceki gün bir kapanış geldi. Dün de şöyle bir şey söyledik. Artık dedik 55.600-55.000 seviyesi dirence dönüştü. Nitekim dün de burayı denedik. Buradan bir reddedilme gördük. Buradan sonra, bu reddedilmeden sonra aşağıda konuştuğumuz destek alanı olan 52.000-51.300 seviyesine fiyatın gelip bu alanda günlük kapanışın gerçekleştiğini gördük. Dolayısıyla
An itibariyle belki sizlere garip gelecek ama arkadaşlar bir alanın hep söylediğim gibi kırıldığını söylemek için günlük kapanışı beklememiz gerekiyor. An itibariyle bunun altındayız ve zaten bunun altında bir günlük kapanış görmemiz durumda, yani 52.000 51.300 seviyesinin altında bir günlük kapanış görmemiz durumunda izleyeceğimiz destek alanı olan 47.100 44.800 seviyesinin birazcık üstüne kadar bir fiyat geri çekilmesi olduğuna şahit olduk. Bunun altında günlük kapanış gördüğümüzde beklediğimiz hareketin gün içinde geldiğini görmüş olduk. Şu anda fiyat özellikle şöyle 4 saatlikte bakarsak arkadaşlar bir toparlanma eğilimine girmiş gibi gözüküyor. Ama günlük tabloda baktığımızda halen daha bu alanın herhangi bir yerinde kapanması durumunda. Yani 52.000 ile 51.300 aralığında bir yerde fiyatın kapanabilmesi durumunda bugünün günlük kapanışının bu alanı teknik anlamda yitirmediğimizi söyleyebileceğiz. Dolayısıyla halen daha yitirmedik. Evet, risk yüksek. Bunun üstünde kapanma, bunun altında kapanma olasılığımız, içinde veya üstünde kapanma olasılığımız da an itibariyle daha yüksek gözüküyor. Ama daha günlük kapanışa arkadaşlar takribi 12 saatten fazla, 13 saat civarı bir süreç var. Her şey olabilir. Bu piyasada neler olduğunu görmedik ki, bu da olabilir. Bakalım, izleyeceğiz. Şu anda ama alanlarımıza halen daha fiyatın riayet ettiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar öncelikle şu ayı piyasası, boğa piyasası meselesine. Neden hala boğa piyasasında olduğumuzu, bu düzeltmenin yapısal anlamda, oransal anlamda belki daha çok olabilir ama yapısal anlamda ayı piyasasına girmediğimizi düşündüğüm için şu düzeltmeden de bu düzeltmeden de farkı olduğu kanaatinde değilim. Onu söylemiş olayım. Tek farkı belki şu olabilir. Şu kapanış geldiğinde net bir şekilde iki kere alçalan dip yapmış olacağız burada. Bu da trendin boğalar açısından bir zayıflık göstergesidir. Tek fark belki şunlardan ne olabilir ama bu düzeltmelerin her birinde bu ayı piyasasına girdik çığırtkanlarının olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. Peki ben neden halen daha boğa piyasasında olduğumuzu düşünüyorum? Gelelim şimdi bunun en önemli göstergesi benim açımdan, hep söylediğim 20 haftalık hareketli ortalama. Şunu logaritmik bazda bakıyorum arkadaşlar. 20 haftalık hareketli ortalama an itibariyle 43.920 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla 43.920 seviyeleri de benim tam olarak şurada size konuştuğum destek alanımın birazcık altına denk geliyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta tam bu alanın içinde veya tam altında yer alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla 20 haftalık hareketli ortalamada alanlarıma riayet etmemi kuvvetlendirecek bir faktör olarak karşıma çıkıyor. 20 haftalık hareketli ortalamanın, yani 44.000 diyelim düz olan, 44.000'in altında bir haftalık kapanış gelir. Bir sonraki hafta fake out'lar pek karşılaştığımız bir şey olmasa da olabilir. Birazdan örneği göstereceğim. Bir sonraki haftayı da tekrardan bu 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kapatırsak, o zaman sizlere diyeceğim ki evet arkadaşlar, genel trend değişti. Şu anda ayı piyasasının başlamış olduğunu görüyoruz diyeceğim. Buna şahit olacaksınız arkadaşlar. Kimseye hayal sattığımız yok. Kimseye gaz verdiğimiz yok. Olanı söylüyoruz ama hani olanı da birilerini rahatsız ediyor diye söylemeyecek de değiliz. Onlar da kusura bakmasınlar. Bu alanı yitirdiğimizde zaten burada haftalık bazda ilk defasına bakarsanız, boğa trendi başladığından beri şurası bakın bir dip. Burada haftalık bazda ilk defa bir alçalan dip yapmış olacağız. 20 haftalık hareketli ortalamayı yitirmiş olacağız. Dolayısıyla şu paralel desteğimizi de yitirmiş olacağız ve trend değişmiş olacak. O vakte kadar bu düzeltmenin şundan ve şundan yapısal anlamda farkı yok arkadaşlar. Bu da şu anda bir düzeltme. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe beni takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır ki bu teoriyi size Ağustos ayının sonunda, Eylül ayının başındaki düzeltmede de söyledim. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe trend yukarı, endişelenmeyin dedim. O zaman Türk kripto piyasasında da, fenomenler düzeyinde de, yabancı fenomenler düzeyinde de 3000'leri 4000'leri konuşan arkadaşlar vardı. Burada kaldık ve tarih bizi haklı çıkarttı. Bu sefer
olabilir. Zaten şöyle bir iddiam yok. 20 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmeyiz iddiam yok. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama şu anda üstündeyiz. Şu anda ayı piyasasında değiliz diyorum. Arkadaşlar lütfen bunu doğru anlayınız. Benim ağzımdan zaten ecek acaklı laflar duymazsınız. Öyle bir tarzım yok. Çünkü geleceği bilmediğini her zaman sizlere açık yüreklilikle söyleyen bir insanım. Öyle bir beklentiniz olmasın benden arkadaşlar. Ben geleceği bilmiyorum. Geleceği bildiğini iddia eden çok bilen arkadaşlar zaten piyasada haddinden fazla var. Şimdi gelelim 2016-2017 yılında 20 haftalık hareketli ortalamaya bakalım. Bakın her düzeltme buradan destek bulmuş. Hiç altında haftalık kapanış yok. İğneler var altına denk gelen ama hiç haftalık kapanış yok. Ta ki ne zamana kadar? 2018'in Ocak ayının sonunda bunun altında kapatıyoruz. Şurada bakın bir fake out'umuz var. O yüzden bir hafta bekleyeceğiz diyoruz. Şurada gerçi 2 hafta teyit etmiş kendini. Şurada bir fake out var. Şurada bir fake out'umuz var. Yukarı yönlü fake out'lar var arkadaşlar. Ama 2018'in ayı piyasası 20 haftalık hareketli ortalamanın altında seyretmiş. 2019'un başlarında çıktığımızda kısa vadeli bir boğa piyasası olmuş. Ondan sonra bir ayı piyasasına yakın bir hareketlilik olmuş. Mart ayındaki büyük çöküşten sonra ise şurada toparlamışız. Hiç altına düşmemişiz. Altına düşmediğimiz aynı zamanda sadece arkadaşlar bu boğa trendlerinde sadece 20 haftalık hareketli ortalama değil. Yine çok önemli bir gösterge olan RSI Momentum indikatöründe de bakın 2016-2017 yılında bu düzeltmelerin hepsi 20 haftalık hareketli ortalamada destek bulmuş. Aynı zamanda RSI Momentum indikatöründe de %53 seviyelerinde 53.6 tam net olarak ifade edelim. 53 seviyelerinde bakın her düzeltme Momentum indikatöründe 53 seviyelerine denk gelmiş. 2018 ayı piyasasında ise sürekli direnç olarak buradan reddedildiğimizi görüyoruz. Bakın 2019'un Nisan'da üstüne çıkmışız. Şurada bir belirsizlik alanı demiştim 20 haftalık hareketli ortalamada da hatırlarsanız. Mart'taki büyük çöküş bir dip. Nisan'da Mayıs'ta tekrardan üstüne çıkmışız. Defalarca denememize rağmen buradaki düzeltmelerde hiç altına düşmemişiz. Dolayısıyla 53 seviyesinin altında bir RSI kapanışı görmedikten sonra da boğa piyasasındayız. Kim ne derse desin arkadaşlar. Bunlar olmuş. Defalarca denemişiz. Düşmez demiyoruz ama düşmediğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla panik yapmayınız arkadaşlar. Burada tek söylemek istediğim de aynı zamanda bu değil. Şimdi bu RSI Momentum indikatörüne günlük bazda da sizlere bak göstermek istiyorum. Günlük bazda da an itibariyle arkadaşlar 30 seviyesine geldiğimizde 30'un altının zaten bu momentum indikatöründe oversold denilen aşırı satış alanı olduğunu sizlere hatırlatıyorum. Aşırı satış alanları en son Mart ayındaki büyük çöküşte buraya düşmüşüz arkadaşlar. Haricinde bakın bu boğa rallisinde sürekli bu seviyelerden destek bulmuşuz. Bunun altına düştüğümüzde de sert bir şekilde zaten toparlanma görürüz. Günlük bazda oversold seviyelerine düşmek RSI'da artık trendin boğalar lehine döneceğini, satış baskısının artık biteceğini gösterir. Nitekim sizlere hatırlarsanız haftalık bazda baktığımda buradaki ayı uyumsuzluğundan bahsettim arkadaşlar. Şurada Ocak ayından beri yükselen tepeler yapıyoruz. Burada alçalan tepeler yapıyoruz. Bu boğa momentumunun zayıfladığını bizlere gösteriyor demiştim. Sadece %4'lük 5'lik bir yukarı yönlü hareket yapmadığı için o zaman %50'de nakitte olduğumu, bu hareketi trend hattına hareketi yaptığında %100 nakite geçeceğimi söylemiştim. Bu zayıflıklara bakarak ama o olmadı. Dolayısıyla ben de %100 nakite geçemedim. Şu anda ben de beni izleyen birçok insan gibi benim de pozisyonlarımda zarar söz konusu ama pozisyonlarımı korumaya devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü trendin halen daha değiştiğini düşünmüyorum. Tekrardan sizlere söyleyeyim. Bu zayıflık zaten hali hazırda hareketini yaptı. Şu anda 53 seviyelerindeki desteğe kadar bizleri getirdi. Şu anda günlük bazda baktığımızda da zaten oversold seviyesine geldik. Günlük bazda bu seviyeler gerçekten önceki tecrübelerimize de bakarsanız her zaman altına sarkmalar olsa da her zaman
trendde yukarı yönüne en azından bir tepki vermiş. Ufak ufak da olsa tepkiler aldığımız bir alan. Dolayısıyla bu da buradan tepki alma olasılığımızı artıran bir faktör. Daha kısa vadede buna çok ağırlık vermiyorum ama önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum kısa vadeli trend için. Burada arkadaşlar bakın şuna line olarak bakalım RSI ile aynı bakmak için. Şurada 18 Nisan'da yaptığımız bir dip var ve de şimdi yaptığımız dip var. Dolayısıyla burada alçalan dipler. Şöyle onu çok parlak olduğu için dışarısı pek göremiyorum da bakın alçalan dipler. Burada ise yükselen dipler yapıyoruz. Buna boğa uyumsuzluğu deniyor ve kısa vadede bu boğa uyumsuzluğu arkadaşlar fiyatın toparlayacağına dair kısa vadeli bir sinyal veriyor. 4 saatlikte çok fazla ağırlık vermiyorum ama bu sinyali de gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda artık arkadaşlar dediğim gibi çok ama çok kuvvetli destek alanındayız. Çünkü trend değişimi alanındayız. Bu alandaki destekler yitebilir mi? Elbette yiter. Ama ben açıkçası bu alandan benim öngörüm, benim tahminim bu alandan tekrardan destek bulacağımızı ve boğa trendinin devam edeceğine inanmaya devam ediyorum. 2 haftalık teyit burada gelir. Derim ki benim öngördüğüm gibi olmadı. Ayı piyasasına girdik derim arkadaşlar. Hiç öyle ecek acaklı cümleler kurmadığım için hiçbir şekilde bana karşı gösterilen saldırıları da kabul etmiyorum. Çünkü ben sizlere elimden geldiğince objektif bir şekilde gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. En fazla her zaman olmasa da zaman zaman şimdi yaptığım gibi kendi öngörümü de paylaşıyorum. Ama her zaman riskin sizin riskiniz olduğunda sizlere hatırlatıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir temel veri de benim söylediğim teknik alanımı bir sürü teknik sebep anlattım sizlere. Bir temel veri de geçen gün de bahsetmiştim. 55.000 seviyesinde balina akümülasyonu olduğunu şurada söylemiştim. En son bundan sonraki en kuvvetli balina akümülasyon alanımızın ise arkadaşlar şurada 47.000 seviyelerinde olduğunu görüyorum. Onu takip eden şurada özür dilerim şu sarıdan bahsediyorum. 47.000 seviyesinde tekrardan bunun kadar 55.000'de olduğu kadar olmasa da burada bir balina akümülasyonu olduğunu görüyoruz. 55.000 seviyesi kısa vadede çok kuvvetli tutamadı fiyatı. Belki de 47.000 seviyesi desteğimi tasdik ettiği için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla burası da balinaların çok ciddi akümülasyon yaptığı bir alan. Arkadaşlar aynı zamanda tekrardan olumlu bakmamı söyleyen bir şey daha var ki bu piyasanın en önemli oyuncularının belki de başında gelen madencilerin halen daha Nisan başından yaptığı gibi Nisan başında beri olduğu gibi satış eğiliminde değil biriktirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar dolayısıyla şu anda vadelilerde de baktığımızda aslına bakarsanız şu son 24 saatte yaşananların büyük oranda perakende ve vadeli yatırımcının likidasyonlarından kaynaklı sürekli devam eden long likidasyonlarının patlamasıyla beraber sürekli devam eden bir satış silsilesi olduğunu bana düşündürüyor bu büyük oyuncularla alakalı. Çünkü çok büyük oyuncuların holderların sattığına dair bir temel veriye de karşılaşmadım. Şu ana kadar en azından karşılaşırsam Twitter'dan sizlerle paylaşırım. Şu anda büyük oyuncuların halen daha piyasada kuvvetli durduğunu düşünüyorum. Ben arkadaşlar elimdeki veriler ışığında onu söylemiş olayım sizlere. Bu dünkü paniği yaratan haber ise yine Twitter'dan sizlere paylaşmıştım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız mutlaka Twitter sayfamı da takip edin. Bu içerikleri desteklemek adına kullanıyorum. Biden yönetimi 1 milyar dolardan fazla gelir olan yatırımcıların gelir vergisi oranlarını %20'den %39.6 seviyesine çıkartmayı teklif etmiş. Mevcut %3.8'lik Obamacare vergisiyle beraber nihai vergi %43.4'e çıkacak. BTC de dahil olmak üzere piyasalar habere olağan bir tepki verdi. Yani satışla tepki verdi. Bunu S&P endeksinde de gördük. Hatta devlet tahvillerinde bile gördük arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip haberler bir panik yaratıyor. Doğrudur. Dünkü satışlarda, çünkü hatırlarsanız tam toparlanmaya çalışıyorduk 52.000'in üstünde bu haberle beraber
Çok sevdiğim bir ifade değil ama şelale olduğunu gördük arkadaşlar. Son olarak bilgilendirme yapacağım. Coin Bülteni'nin paylaştığına göre polis ekipleri TODEX soruşturması kapsamında bu sabah 8 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Dün TODEX'in CEO'sunun açıklamasını, kamuoyu açıklamasını sizlerle paylaşmıştım. Beni hiç tatmin etmedi söyledikleri. Bana göre saçma sapan argümanlar, bana göre, bence, ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla ama bu gelişmelere de bakınca işte devletin el koyması haberleri de ortaya çıktı. Çok pis kokular var gibi gözüküyor. Umarım ben yanılırım. Umarım mağdur olan arkadaşlar kavuşurlar. Umarım bu CEO çıkar. Evet, bizi eleştirdiniz. Şöyle dediniz, böyle dediniz ama haksız çıktınız der. Ben de haksızlık etmişiz derim. Ama şu anki sürece bakınca bana göre her dediği doğru bile olsa yarattığı güvensizlik, yarattığı panik ortamı bile bana göre yeterlidir diyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Pazartesi, özür diliyorum, hafta sonu gibi zannettim bunu. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.